Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Yeniden sizlere TürkNet'in ofisinden sesleniyoruz. Yanımda da TürkNet Ticari Operasyonlar Grup Başkanı Deniz Özdel var. Nasılsınız Deniz Bey? Teşekkür ederim Aydoğan Bey. Hoş geldiniz ofisimize. Hoş bulduk biz de. Çok mutluyuz sizi burada ağırlamaktan. Çok teşekkürler. Umarım keyifli bir söyleşi olur. Umarım. Zaten hani daha önceki Ersin abinin de buradaki diğer yetkililerle yaptıkları söyleşileri ben de kendim takip ettiğimde çok keyifle izliyordum. Ama bugünkü konumuz da özellikle pandemi döneminde herkes tabii ki farklı internet altyapılarına sahip ve farklı hızları alıyordu. Ve TürkNet'te de tabii ki gigafiber hizmetiyle beraber fazlasıyla hızlı internetleri kullanan ve bence Türkiye'deki en hızlı altyapıyı kullanabilen insanlar var. Ama pandemi sürecinde fark edilen bir diğer detay daha vardı. Wi-Fi sinyali. İnsanlar hızlı internet evlerine kadar alsa da bu sefer evlerin farklı türlerinden, yapılarından ya da birazcık da bilinçsizlikten kaynaklı hızları çok iyi alamadıklarını söylüyorlardı. TürkNet'in de yakın zamanda duyurduğu bunu önlemek için bir Smartify isimli hizmeti var. Bu hizmeti sizden öğrenebilir miyiz? Nedir, ne değildir, tabii nasıl ki, bir çözüm? Tabii ki. Çok teşekkürler. Çok doğru bir noktadan girdiniz. Özellikle pazar gerçekten pandemi döneminde çok değişti. Yani Wi-Fi tarafında ve internet hizmetleri noktasında geldiğimiz noktayı çok güzel özetlediniz. Ben de küçük bir iki ekleme yapmak istiyorum. Özellikle pandemiyle beraber sabit internet pazarı çok hızlı bir şekilde büyümeye başladı. Müşterilerimizin, tüm tüketicilerin kullanım alışkanlığı, ev içinde yaşadıkları deneyim, beklentiler, gereksinimler çok hızlı farklılaştı. Özellikle evlerimizde çok hızlı zaman geçirmeye, çok fazla internet kullanmaya ve ev içerisinde yaptığımız aktivitelerin bile internet bağımlılığı evet. konusunda korkunç bir artış oldu. Kesinlikle. Fakat gerek çip krizleri, gerek teknolojilerin Ar-Ge anlamındaki harcadıkları eforlar, zamanlar pandemi döneminde yaşanan bu büyük beklentiyi, bu büyük talebi aynı hızda karşılayamadı. İnternet servis sağlayıcıları her ne kadar agresif olarak tüm dünyada, hani ülkemizde de belli bir hız rekabeti oldu, biz orada en önü çekiyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi bugün bine bin hızlarda upload ve download eşit veren en öncü, yenilikçi hız konusunda Türkiye'nin en hızlı şirketi olmakla birlikte ev içerisinde bu hizmeti aynı kalitede ve aynı gereksinimlerle kullanmak için mevcut donanım teknolojileri biraz işin gerisinde kalmaya başladı açıkçası. Bu sadece bizde olmadı. Avrupa pazarlarında, gelişmiş ülkelerde ve diğer üçüncü dünya ülkelerinde oldu. Özellikle çip krizi bu konudaki gelişmeleri de bir miktar yavaşlattı. Biz Smartify ürününü TürkNet Smartify markası adı altında tamamen bu problemleri adresleyebilecek bir bütünsel yaklaşım olarak ortaya koyduk. Her ne kadar eve kadar bu hızları çok istediğimiz oranlarda getirsek de müşterilerimizin evin her köşesinde ne iş yaparlarsa yapsınlar, bunun içerisinde o anda gazete okumak da olabilir, tabii. video streaming de olabilir, oyun da olabilir. Tüm ihtiyaçları nasıl çözeriz diye oturup düşünüp bütünsel bir ürün ortaya koyduk. Bugün de umarım bununla ilgili her türlü detayı çok net paylaşmak istiyorum sizinle. İlk başta şunu söylemek istiyorum. Şimdi dediğiniz gibi zaten eve kadar gelen bu internet durumunda insanlar tabii ki işte hangi hizmet sağlayıcısından olursa olsun bir işte modem router alıyorlar. Ve bunu konumlandırdıktan sonra daha sonrasında ortaya çıkan sonuçlardan biri işte ben bine bin internet alıyorum, gigafiber abonesiyim ama evin ikinci katından yeteri kadar şey yapamıyorum. Yani o hızı alamıyorum, hızım düşüyor ve vesaire gibi durumlar oluyor. Smartify tam bu noktada neyi çözüyor evin içerisinde? Smartify şunu çözüyor. Aslında bir önce problemi tanımlamak belki iyi olabilir. Akabinden çözümü bunun üstüne tanımlayalım. Problem aslında eve bizim getirdiğimiz hız. Tüm komşularda da artık internet olduğu için pazar %90'ların üzerine çıktığı için öncelikle mevcut ağlarda ve mevcut kanallarda çok ciddi bir kirlilik var. Siz kablo ile ne getirirseniz getirin bunu havadan taşımak istediğinizde bu kirlilik aslında korkunç derecede şu anda performansa yansıyor. Herkes birbirinin Wi-Fi sinyalini buluyor. Bunu bir büyük bir otoban ve bu otobanı bir anda birkaç şeride düşürdüğünüz bir gişe gibi düşünün. Bu örneklemden yola çıkarsak eninde sonunda evde şu anda mevcut cihazlarla ne yaparsanız yapın o gişelerde bir yerlerde sıkışıyorsunuz. Evet. TürkNet Smartify bütünsel bir yaklaşımla bunu çözmeye çalışıyor. Bunu yaparken de bir sürü enstrüman kullanıyor. Bunlardan bir tanesi çok önemli olan, günümüzde çok konuşulan yapay zeka konusu. Yapay zeka kendi kendini düşünen, öğrenen, öğrendikleri tecrübelerden oradaki en optimum sonucu elde etmek için karar veren bir akıllı mekanizma var bizim şu anda sistemimizin arkasında. Bu mekanizma uçta bir cihazı yönetiyor. Bu aslında bahsettiğiniz router'a benzer bir durum. Bu router'ın teknik kapasitesi çok yüksek.
Sinyal gücü kapasitesi çok yüksek. Wi-Fi 6 ile çok yeni, çok temiz kanallara ulaşabiliyor. Çok yüksek hızları havadan taşıyabiliyor. Ama bu tek başına yeterli değil. Olsaydı gidip bir mağazadan bir cihaz alıp hepimiz sorunumuzu çözerdik ama öyle olmuyor. Evet. Bu yapay zeka sayesinde ve bu algoritma sayesinde aslında o andaki bütün kullanım alışkanlıklarınızı çözen bir servis haline geliyor. Yani bir yapay zeka ve bir donanımın birlikte çalıştığını düşünürseniz Smartify için aslında iyi bir tanım olur. Bunun yanı sıra biz ürünü öyle bir konumladık ki yani sadece de bir donanım ve arkasında çok akıllı bir yazılım vermek de aslında yetmiyor. Bunun sağlıklı çalışabilmesi için uzman bir ekibin çok doğru konumlama yapması, bu konumlamayla birlikte o müşterimizin deneyimini sürekli takip ediyor olmamız, bunu takip eden uzman ekibin problemi öngördüğünde müdahale etme gücünün olması gibi aslında bu servisi bizim ilk internetin çıkış noktasından ev içerisindeki en ucra odaya kadar her yönüyle 360 derece takip ettiğimiz bir konsept ürün bu. Yani içinde tamam. Donanımlar da var, yazılımlar da var, eve giden arkadaşlarımız, servisimiz de var, telefonda cevap veren uzman bir ekibimiz de var. Bunların hepsiyle beraber diyoruz ki biz bu Wi-Fi işini çözeceğiz ve kablo ile getirdiğimiz vaadimizi kablosuz olarak da maksimumda size sunacağız. Yani, müşterimizin en büyük taahhüdümüz bu ürün. Benim aklımda şu anda hani ne kadar doğru bir tabirdir bilmiyorum da işte fiber hizmetlerinde eve kadar fiber, kapıya kadar fiber deriz ya. Burada artık odaya kadar bravo, fiber gibi bir bravo, hizmet ortaya çıkıyor. Harika bir tanım. Benim burada aklıma gelen ya da andıran bir durum var. Ben de kendim de evde mesela o interneti güzelce yayabilmek için mesh dediğimiz sistemi kullanıyorum. Bazı insanlar da yani yeni dönemde mesh sistemini bilip kullananlar var ya da Wi-Fi sinyal güçlendirici kullanıyorlar. İşte access point'le router'ı ekstra şey yapıyorlar. Buradaki sistemden gerçi birazcık da anlatmış oldunuz ama Smartify hizmetini ayıran şey nedir? Çok güzel bir soru. Bunlar hepimizin zaman zaman geçmişte aradığı ve bulmaya çalıştığı çözümler. Yani ilk akla da açıkçası bunlar geliyor. Şimdi bu her çözüm seviyesinin belli faydaları ve belli komplikasyonları evet, var. Tek başına genişletici dediğimiz cihazlar bir miktar fayda sağlar gibi olsa da aslında az önce bahsettiğim Wi-Fi kirliliğini bir nebze de arttıran, evet, faydası olduğu gibi bir taraftan da zararı oran ve toplamda aslında deneyiminizi çok da muazzam değiştirmesi çok da mümkün olmayan cihazlar. Çok pahalı yatırımlarla çok profesyonel bir mesh sistemi bundan bir nebze daha faydalı. Onun da birkaç ekipmanı olduğu için ev içerisinde deneyime bir katkısı var. Ama bunu uzman bir ekibin yerleştirmemiş olması, arkasında bir milyonlarca müşterinin datasını ve kullanım alışkanlığını işleyen, buna yön veren bir sistemin olmaması, bunun da aslında eksik tarafları ve hani bir miktar iyileştirme sağlayabilirsiniz ama bunun için ilk yatırımınızın çok yüksek olması lazım. Çünkü oldukça pahalı cihazlar bunlar. Kesinlikle. Ama gene de bir yapay zeka destekli akıllı bir kullanım alışkanlıklarına göre kendi konfigürasyonunu sürekli yenileyen bir sisteme sahip olmamış oluyorsunuz. Dolayısıyla faydalı olur, olmaz değil ama bütün problematiği çözmez. Bir de bunu binebinin arkasına koyduğunuz evet, zaman gerçekten bu deneyimi yaşamak istediğinizde o zaman çok daha bütünsel bir yaklaşıma ihtiyacınız oluyor. Bizim gerçekten bu konuda eğitilmiş, problem çıktığında ya da problem öngörüldüğünde müşterimiz hissetmemiş bile olsa bu evde böyle bir kullanım alışkanlığı var. Şu anda mevcut çözümünde bazı tuningler, değişiklikler yapmam lazım ki bu müşterim farkında olsun diye uzman bir ekip sürekli bu durumu monitör ediyor. Bunlar bir mağazadan evet, çok kolay satın alabileceğiniz çözümler kesinlikle, değil açıkçası. Kesinlikle. Yani bu bütünsel yaklaşımla baktığınızda TürkNet Smartify'ın en büyük farkı tüm ilgili temas noktalarındaki her problemi çözecek bir premium servis halinde konumlanmış olması. Ya kesinlikle. Mesela hani o mesh'i ayarlamakta da sizin dediğiniz gibi konumlandırma yapmak istediğinizde birçok noktada birazcık daha bilinçli ya da onu biliyor olmak lazım. Aslında bilinçli tabiri doğru. Burada sürekli en azından o sistem kurulduğunda bunu nasıl yapıyorduk falan diye komşuya, o akrabadaki işte internette gezinen bilinçli olan çocuğa sormak yerine TürkNet her zaman onun en doğru yere konumlandırılmasını ve herhangi problemin yaşanmaması için zaten bütün çözümleri sunduğunu gördüm. Peki burada şimdi hep Gigafiber üzerinden gittik ama Smartify hizmetini TürkNet'teki hangi kullanıcılar kullanabiliyor? Şu an herhangi biri ben Smartify istiyorum deyip başvurabiliyor mu? Şu anda biz ürünümüzü Gigafiber özelinde lanse ettik. Ama bunun anlamı sadece Gigafiber müşterilerimizin kullanacağı anlamına gelmiyor. Bu tür yeni ürün lansmanlarında süreçleri geliştirmek, belli entegrasyonları sağlamak zaman alıyor. O yüzden adım adım gidiyoruz. Önceliği Gigafiber müşterilerimize vermemizin sebebi Gigafiber müşterilerinin gerçekten çok büyük bir hız kapasitesi var alabilecekleri ve kullanabilecekleri.
aslına bakarsanız Smartify fiber olan tüm ürünlerde çok faydalı. Ama bine bini gerçekten evin ücra köşesinde deneyimlemek istiyorsanız en büyük etki evet. orada oluşuyor doğal olarak. Bir de zaten farklılıkta da şey oluyor. Mesela örnek veriyorum, benim evimde 35 megabit internet olduğunda o yaşanacak %10 kayıp işte 35'ten düştüğünde çok dikkat çekmez. Yani 33'e düşer ama bravo. Ben 1000 megabitte %30 bir %10'luk kayıp aldığımda bile ciddi bir 100 megabit hız kaybetmiş oluyorum. Çok doğru ki bugün kaybınız %10'un biraz daha üzerinde oluyor. Yani o Wi-Fi kirliliği zaten size evet. belli bir kapasite sağlayabiliyor. O yüzden biraz hızlı olmak, bir an evvel bu akıllı Wi-Fi, yapay zeka destekli TürkNet Smartify ürünümüzü müşterilerimizle buluşturabilmek adına öncelikle gigafiber almak isteyen yeni müşterilerimize hızlıca açtık konseptimizi. Çok da ciddi ilgi görüyoruz beklediğimizin üzerinde. Gerçekten hem ürünün yarattığı deneyimi doğru anlattığımızda müşterilerimiz çok pozitif bakıyor. Hemen ikinci adımda bunu gigafiber kullanan mevcut müşteri bazımıza açıyor olacağız. Üçüncü adımda diğer altyapılardan servis verdiğimiz ama fiber olan müşterilerimize açıyor olacağız. En son gelen taleplerin değerlendirmesi noktasında dediğiniz gibi XDSL altyapısında olan müşterilerimizin de Smartify hizmetlerini kullanması noktasında değerlendirmelerimiz devam ediyor. Bu konuda bir negatif şu anda fikrimiz yok ama önümüzdeki iş planı bu üç temel önemli adımı barındırıyor şu anda. En hızlı şekilde talep eden tüm müşterilerimizi TürkNet Smartify hizmetiyle kavuşturmak istiyoruz açıkçası. Peki buna hemen ek olarak, çünkü dediğiniz gibi işte o mesh sistemini kullanmak zaten bir bilgi birikimi vesaire gerekirken işte Smartify konusunda hem onu yapay zekayla hem de zaten bilgili o TürkNet kadrosuyla beraber de aslında almış oluyorsunuz. TürkNet altyapısını kullanmayanlar, yani farklı internet servis sağlayıcısını kullananlar ama benim aradığım da şey buydu diyen kişiler de bu hizmeti ayrıca faydalanabilecek mi? Maalesef bu konuda belli ürünümüzün çok güçlü tarafları var ama o pazara yöneldiğimizde bu güçlü taraflarının bazılarından vazgeçmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla bizim müşteriye vaat ettiğimiz bir söz var ve bu sözü başka bir işletmecinin verdiği servis üzerinde o bütünsel yaklaşımla tam olarak yerine getiremediğimiz için TürkNet felsefesinde çok iyi bir noktaya oturmuyor. Teknik olarak yapmak çok kolay da değil ama yapılabilir. Fakat biz gerçekten bizim müşterimiz olan herkese vaat ettiğimiz her sözü tutmak istiyoruz. Biliyorsun özgürlük, şeffaf olmak, gerçekten müşteriye taahhütümüzü yerine getirmek noktasında çok hassasiyetlerimiz var. Bunu her zaman ticari pek çok konunun önünde tutuyoruz. Ki bunu müşteriden taahhüt istemeden yani, oluyor. Aynen de. Bunu şebekemiz bugün buna izin veriyor diye tam kapasitesini müşterilerimize aynı fiyata sunuyoruz. Yarın bunun 10 katı kapasiteye ulaşabilecek bir omurga altyapımız olsa belki 10.000 megabit vereceğiz, 10G vereceğiz. Yani hani biz bu konuda tamamen söz verme ve sözümüzü tutma ve güvene dayalı bir ilişki içerisine girmek istiyoruz. İşte en önemli parametre dediğim gibi bütünsel yaklaşım. Şimdi bütünsel yaklaşımda aynı sistemin içerisinde bizim hiç yönetemediğimiz ekipmanlar dahil olduğunda, o ekipmanları bizim monitör etmekte zorlandığımızda bu bütünsel ağ deneyimini sağlayabilme konusunda bazı endişelerimiz var. Bunların giderilmesi durumunda tabii ki bu alternatif ürünümüzü hani Türkiye'de pazarımızda herkesle buluşturmak isteriz ama bizim için kırılma noktası sözümüzün arkasında durabilme. Ki böyle bir talep bence ilerleyen dönemde yani Smartify gelmeye başladı. TürkNet kullanıcıları da kullandığında çok da kapıyı da kapatmak hani istemedim ama. Zaten işte TürkNet'in o dediğiniz gibi hız noktasında zaten işte alınan hep ödüller var. Hani speed testte vesaire sürekli bunu görüyoruz zaten. Bunun karşılığında diğerleri de bu çözümü kesinlikle bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Ama benim eklemek istediğim noktalardan biri de bir soru olarak şöyle bir durum var. Mesela dışarıdan alabileceğiniz mesh sistemlerinde işte ikili paket, tek ikili paket, üçlü paket vesaire gibi durum oluyor. Sizdeki bu durum nasıl? Yani insanlar satın alırken ya da bu hizmeti aslında kiralarken kaç cihaz alacaklar? Bu neye göre belirleniyor? Çok çok güzel bir soru. İşin aslında can alıcı noktası da burası. Çünkü fazladan aldığında biraz önceki dediğimiz gibi şey de var. Kesinlikle çarpışma doğru. da olabilir. Müşterilerimiz kendi kendine evlerini analiz edemezler. Bunu beklemiyoruz. Ama biz öncelikle ilk gigafiber siparişini alırken sipariş sırasında böyle bir ihtiyacın olduğunu alıyoruz ve bu paketi Smartify'lı gigafiber paketi olarak sahaya indiriyoruz. Aslında iş ondan sonra başlıyor. Bizim şu anda sahada bu ekipmanları kurmakla yükümlü olan ekibimiz bu işe özel bir ekip. O eve geldikleri zaman gerçekten teknik danışman olarak arkadaşlarımız o evdeki ihtiyacı kaç tane ekipmanla sağlayabilirse en optimum şekilde projeyi buna evriltiyor aslında. Yani
sizin evinizde iki cihaz gerekiyorsa biz Smartify'da iki cihaz koymamız gerektiğini biliyoruz ve koyuyoruz. Üç gerekiyorsa üç koyuyoruz. Orada biraz da müşterimiz bizi yönlendiriyor. Kullanım alışkanlıkları, bahçede kullanıyor mu, üst katta kullanım yoğunluğu ne varsa üst katta bir. Ya da evin genişliği, duvarların yapısı. Kesinlikle. Bir sürü parametre var. Arkadaşlarımızın zaten en büyük farkı burada ortaya çıkıyor. Bu uzmanlıkla oradaki bütün ihtiyacı analiz ederek hangi ekipmanı, birinci router'ı özellikle o çok kritik, en doğru noktaya koymak. O router'ı doğru noktaya koyduktan sonra evdeki o tüm kullanım ihtiyaçlarını adresleyecek. Gerekiyorsa eğer, bu arada çoğunda gerekmiyor. Bayağı güçlü çünkü router'ımız. İkinci ve üçüncü ekipmanları da oyuna dahil ederek müşterimizden tam memnuniyet alıp checklistini imzalayıp çıkıyor. Bu kararı en doğru verebilecek arkadaşlar da bunlar. Çünkü hani bizler de bir yerde tüketiciyiz. Evet, teknik olarak bu işe yatkın insanlarız ama o uzmanlık da farklı bir konu. Yani tamam. Baktığınız zaman bir sürü testleri var, tabii bir sürü ki. Ekipmanları var bu konuda. Dolayısıyla o farklılığı da açıkçası hem hissettirmek istiyoruz hem de ilk kurulum sürecinde ne kadar sağlıklı yaparsak zaten geri planda o evdeki deneyimi izleyen arkadaşımız da o kadar az iş düşüyor aslında bakarsanız. Çünkü o kadar problem az yürüyor. Yani her şey evin her yerinde bir zincirde rahat aslında evet. Birbirine bağlı. Peki burada yine bir şey farklılığı oluyor mu? Çünkü yine mesh sistemlerinden bahsettiğimizde mesh sistemlerinde işte tekli, ikili, üçlü diye giden setlerde fiyatlarda da zaten mesh sistemleri gerçekten yüksek fiyatlı şu an premium dediğim ürünlerden olsa da fiyatta da bir farklılık oluyor. Burada işte sayıya göre kişinin o kiralama ücretine vesaire bir değişiklik oluyor mu? Bu konuda uzman arkadaşlarımız eve gittiğinde en optimum, en minimum ekipmanla bu problemi çözmekle ilgili zaten analizlerini yapıyorlar. Ama belli durumlarda, belli ihtiyaçlar ortaya çıktığında ikinci ve üçüncü ekipmanların da sürece dahil olması, pakete dahil olması söz konusu olacak. Bu aşamada şu anda bu çözümlerle ilgili mevcut planlamamızla ve fiyatlamamızla ilerlememize rağmen önümüzdeki dönemde böyle katlanarak gitmeyen ama o ihtiyacı karşılamak adına birden fazla cihaz gerektiğinde biraz daha farklılaşmış bir fiyat politikamız ister istemez oluşacak. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi donanım bağımlılığı. Bildiğin gibi bizim buradaki doğrudan hani maliyetlerimize evet. Bir etken. Ama amacımız gerçekten optimize edip evin ihtiyaçlarını görebilecek en optimum, en minimum maliyetli TürkNet Smartify çözümünü müşterilerimize sunmak. Uzman ekibimizin en temel odağı ve en temel yaklaşımı bu ve bu olmaya da devam edecek. Kesinlikle. Çünkü zaten şöyle bir örnekle bunu desteklemiş olayım ben de kendimde. Benim çevremdeki diğer internet servis sağlayıcılarını kullanan ama bu ADSL, VDSL, fiber fark etmeksizin genellikle ilk yaptıkları şeyler evin durumuna göre ya bir router alıyorlar ya bir mesh sistemi alıyorlar. Çünkü işte hani verilen modemden, router'dan memnun kalmıyor. İşte bu ağ problemleri falan. Buradaki durumun güzelliği şu. Başvuruyorsun, yani yeni bir sıfırdan başvuruyor olabilirsin ya da dediğiniz gibi fiber altyapısında gigafiberi kullanan insanlar olabilir. Tek yapmanız gereken buna başvurmak ve geri kalan her şey hazır. Siz evin herhangi bir yerinde ya da bahsettiğiniz gibi bahçede vesaire kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Gerçekten ağzınıza sağlık. Hani birçok insanın bu Smartify'ı duymaya başladığında kafasındaki soru işaretleri birinci elden de öğrendiğini düşünüyorum ben. Ben de kendi kafamdaki belli bazı soru işaretlerini ya da farkını anlamak açısından öğrenmiş olduk diye düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde tabii ki farklı sorularla yine TürkNet'teki farklı yetkilileri de böyle zorluyor, sıkıştırıyor olacağız diyelim. Başka bir Ardair Plus videosunda, başka bir röportajımızda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.